Türk Ocakları Samsun Şubesi olarak düzenlediğimiz konuşmacısının 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Erkan Göksu olduğu Muhteşem Çağ Mütevazı Çocukları Selçuklular adlı konferansımıza hoş geldiniz. Sizleri ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin aziz ruhu için bir fatihalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı seslendirmeye davet ediyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Evvelen hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu haftaki konumuz Selçuklular. Oğuzların devlet kurma kabiliyetini en üst seviyede gösterebilen, hayata geçirebilen bir boyun, kınıklara dayalı bir devletin sahipleri, inşa edicileri. Şimdi öyle bir devletle karşı karşıyayız ki, ben eski Türkçe uzmanıyım. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat Türk'ünü okuyorum. Divan-ı Lügat Türk'te Türk boyları prestij sıralarına göre sıralanır. Başka Oğuznamelerde de bir sıralama vardır. Başka Oğuznamelere baktığımızda en prestijli boyun, yani birinci sırayı işgal eden boyun kayboy olduğunu görürüz. Ama Divan-ı Lügat Türk'te birinci sırayı kınıklar almaktadır. Niye kınık boyu almaktadır? Çünkü kınık boyu Selçuklu devletini kuran ailenin dayandığı boydur. Bizim devlet geleneğimizde pek çok kurumumuzun tevarüs ettiği kurumları ortaya koyan, onlara işlerlik kazandıran bir tarihi dönemimizle karşı karşıyayız. Ama bu dönem benim kanaatim ki genel itibariyle tarihçilerin kanaati de o noktada hakkıyla ele alınmış bir dönem değildir. Onun için konu başlığında mütevazi çocukları ifadesi ve ibaresi kullanılmıştır. Hocamızı pek çok alanda, yani sadece ilmi alanda kalem oynatmayan, tarih bugüne ne der sorusuna cevap arayan, tarihi anlayışımızın, kültür değerlerimizin, dünya tasavvurumuzun bugüne taşınması için de özel gayret gösteren Erkan Göksu hocamızın çalışmaları Selçuklular ve onların medeniyet tipi hakkında bize özel bilgiler sunmakta. Biz hocamızın çalışmalarının bir özeti, özü olarak kendisini bugün burada konferansa davet ettik. Kendileri İzmir'den kalkıp geldiler. Kendilerine bu gayretlerinden, çabalarından, nezaketlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sözü hocama verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun hocam. Bunu
Sayın Başkanım, aziz hocalar, değerli meslektaşlar, sevgili gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Huzurlarınızda olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve memnuniyet yaşıyorum. Bunu da özellikle belirtelim. Samsun Türk tarihinin en önemli noktalarından birisine ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu sene milli mücadelemizin başlangıcının 100. yılını yaşıyoruz. Dolayısıyla bu şehrin de o olaya, bu büyük olaya şahitlik etmesi, tanıklık etmesi, mekan olması hasebiyle Türk tarihi açısından kutlu bir yeri var. Üstüne üstlük bir de Türk Ocağı'ndayız. Türk Ocağı, Türk'ün Ocağı, başta Sayın Başkanım olmak üzere Türk'ün Ocağı, Türk Ocağı'nı Samsun'da tutturmaya devam eden tüm Ocak yönetimini ve siz değerli ocakları da saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi Başkanım takdir konuşmasında söyledi, bizim Selçuklu tarihi Türk tarihinin en önemli dönemlerinden birisi esasında. Fakat ne yazık ki bu döneme devletin tarihi içerisindeki işgal ettiği yere nazaran çok fazla araştırma yapılmamış bir dönem olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizler de bu son zamanlarda iyi mi? Öyle iyi mi? Yeterli. Çalışmalarını hasretmiş bir araştırmacı olarak işte bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve Selçuklu tarihine gereken ilginin, alakanın ve kıymetin verilmesi noktasında da işte çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu konferanslar da aslında bundan mühem. Türkiye'de herhalde gitmediğim yer kalmadı bu Selçuklular konusunda bir şeyler anlatmak için, bahsetmek için insanlara. Şunu da biliyoruz. Hele de böyle Selçuklu tarihçisi olunca bir konferansta, bir kitapta, bir derste, bir şeyde Selçuklularla ilgili her şeyi anlatmak doğal olarak tabii ki mümkün değil. Burada yapmaya çalışacağımız Selçuklular dönemiyle ilgili bazı temel meseleleri ve temel konuları sizlere sunmak ve bu sayede Selçuklular üzerine o muhteşem çağın mütevazı çocukları olarak nitelendirdiğim Selçuklular üzerine bir son dönemlerin moda terimi olan farkındalık oluşturmak. Şimdi şu görmüş olduğunuz harita Selçuklu hakimiyet coğrafyasını gösteren bir harita. Rahmetli Mehmet Altay Kırmen bir hesaplama yapmış. 10 milyon kilometre kareye tekabül ettiğini söylüyor. Osmanlı Devleti de aşağı yukarı 22 milyon kilometre kareye tekabül ediyordu bu hakimiyet coğrafyası. Selçuklular'da bakın şu görmüş olduğunuz alan. Bir çağdaş kaynağın ifadesiyle doğuda Aksa'yı Türk'ten, Aksa ulaşılabilecek son nokta, en son nokta demektir. Aksa'yı Türk'ten, yani bugün işte bizim Doğu Türkistan dediğimiz Türk yurtlarından ta Akdeniz kıyılarına kadar uzanan bir coğrafya. Kuzeyden güneye baktığınız zaman da işte Kafkaslardan ta Umman'a, Yemen'e kadar uzanan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi muazzam bir şey, yani o dönemin şartları altında düşünülecek olursa bu kadar geniş bir coğrafyaya hakim olmak, yani burayı buralara ele geçirmek, buralarda askeri güç olarak hakim olmak. Diğer yandan da bu kadar geniş bir coğrafyayı uzun yıllar idare etti. Ve bu idarede de hani gerçekten de fark yaratan, o dönemin şartları için değil sadece,
kendisinden sonraki çağlar içinde ufuklar açan, kendisinden sonra bu coğrafyada kurulacak bütün devletlere adeta modellik teşkil eden bir devlet yapısı kurmak. Şimdi çok karşılaştık. Bu eskiden beri bizim oryantalist zihniyetin şeyi. Ya işte bu kadar geniş coğrafyaya hakim oldular da ne oldu? Yani geniş coğrafyalara hakim olmak efendim çok mu marifettir? Ne var? İşte Moğollar da bu kadar yere sahip olmuştu. Ne var ki sanki bunda falan? Hiç kusura bakmasınlar, öyle değil. Bakın biraz önce söylediğim gibi. Eski dünyanın büyük bir kısmı, yani Avrupa'yı bırakın, işte iki kıtasında o dönemde medeniyetin olduğu, şehrin olduğu bu kadar bölgeye hakim olmak askeri bakımdan çok büyük bir başarıdır. Yani kurulduğunuz yerden çok çok daha uzak coğrafyalarda farklı savaş taktiklerini, farklı silahları, teçhizatı, şunu bunu kullanan adamlara karşı harp meydanlarında galip gelebilmeniz için çok güçlü bir ordu sisteminiz, çok gelişmiş bir askeri teknolojisi olması lazım. Dolayısıyla tek başına sadece bu kadar araziye hükmedebilmiş olmak bile askeri bakımdan o dönemdeki en önemli, en büyük işlerden birini Selçukluların başarmış olduğunu gösterir. Bir de bu noktada hemen yine bu oryantalist düşünceyle hemen şununla karşılaşırız. Ya işte savaşmışlar da ne olmuş, savaşçılığı siz medeniyet ölçüsü olarak mı alıyorsunuz falan. Hiç kimse yine burada da kusura bakmasın. Dünya tarihi boyunca askeri teknolojiye hükmeden, askeri teknolojide üst seviyeye ulaşan devletler her zaman dünyanın hakimi. Günümüzde de böyle. Yani günümüzde Amerika'nın dünyanın patronu olması, jandarma olması çok iyi buzdolabı üretmesinden, ne bileyim işte böyle ev araç gereçleri falan filan üretmesinden, bu teknolojiye sahip olmasından değil, bizatihi silah teknolojisine, harp teknolojisine hükmediyor olmasından. Ve dünyanın her döneminde, tarihin her döneminde bilimin ve teknolojinin ulaştığı son merhale, son nokta her zaman harp sanayinde olmuş. İşte bizim bu devletlerimizin bu kadar geniş kıtalarda hüküm sürmeleri, ordular sevk etmiş ve bakın galip gelmiş olmalarının geri planında da işte sadece görünen o yaşanan savaş anı değil, o savaş teknolojisinin, o taktik ve stratejinin, o dönemin o anlayışının sevk ve idare kabiliyetinin geri planında yatan en önemli unsur bilim teknolojidir. Bu bakımdan işte Selçuklular eğer böylesine bir alanda hakimiyet sürebilmişlerse bu teknolojiye ve bilim sayesinde sürmüşlerdir diyebiliriz. Şimdi ikinci şey, bu coğrafyada işte bu kadar geniş coğrafyada uzun yıllar hüküm sürmek. Şimdi uzun yıllar deyince belki aranızda düşünebilirsiniz. Ya bu Selçuklular dediğiniz 8 sene hüküm sürdü ki falan diye. Neyse ki yine bu oryantalistlerin etkisiyle bizim Türk tarihine hep bir problem aramak için baktığımız için, yani ne yazık ki farkında olmadan bunu en çok yapanlar da en çok Türk tarihinden işte ecdattan falan bahseden adamlardır. İşte kaç yüz sene sürmüş? İşte 1040'da kurmuş desek, Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışına kadar getirsek 1308 bir görüşe göre de 1318'e kadar sürmüş. Yani aşağı yukarı 300 yıllık bir süre. Şimdi 300 yılı biz beğenmiyoruz. 300 yıl ne ki yani? Şimdi Osmanlı 600 sene falan sürmüş ya. Ya dünyada, Avrupa'da bırakın 300 yılı, 50 yıl hüküm süren, 100 yıl hüküm süren kaç tane hanedan var? Şimdi bu bir hanedan devleti. 300 sene hüküm sürmüş bir hanedan. Ve bakın bu kadar geniş coğrafya sürmüş. Şimdi bizde öyle bir alışkanlık var. Şimdi Bizans diyoruz mesela. Bizans biliyorsunuz 1000 yıllık bir devlet. Diyoruz ki vay be 1000 yıl sürmüş. Ama o Bizans'ın o 1000 yıllık süreci içerisinde 20 küsur hanedan geçmiş. Paleologlar, Komnenoslar, şunlar, bunlar. Bakın yani eğer o Bizans'ı bizim devletlerimizi isimlendirmemiz ve tasnifimiz gibi isimlendirecek, tasnif edecek olsak bugün bizim Bizans dediğimiz yapının içerisinde 20 tane devlet var. Ve bunlar içerisinde 3-5 sene, 10 sene, 20 sene, 50 sene süren de var. Zaten 1020'ye böldüğünüz zaman ortalama 50 çıkıyor. Yani bakın her hanedan Bizans'taki ortalama 50 sene yıkıyor.
Bizim Selçuklu Hanedanı 300 sene sürmüş kardeşim. Beğenmediğimiz beylikler vardı, danişmetlerinde beylik diyoruz ya, küçültüyoruz. Danişmetler, Artuklular, şunlar bunlar, bunlar da aynı o şekilde. Yani Avrupa'da hanedan bazında bu kadar uzun sürebilen şey yoktur yani, hanedan yok. Bu da önemli bir başarı. Önemli bir başarı. Dediğimiz gibi yani oryantalist bakışta ya bu Türk tarihini, İslam tarihini nasıl önemsizleştirir? Nasıl böyle şey yaparım hemen? Ya işte 300 sene sürdüler de ne oldu falan filan. Öyle değil. Öyle değil. Ya bu ciddi bir şey. Bir de bakın şu coğrafyayı düşünün. Bu coğrafyada bugün 35 civarında devlet. Bakın bugün bu coğrafyada 35 civarında devlet. Bu aynı zamanda şu anlama gelir. Etnik kökenleri, dilleri, dinleri, mezhepleri, kültürleri birbirinden farklı. Bu kadar toplumu idare etmek. Bakın bu ciddi bir altyapının, sağlam bir idare geleneğinin, teşkilatının neticesinde olacak bir şeydir. Bu bakımdan Selçuklu tarihi ve Selçuklular bu büyük işi başarmış olmaları ve Türk tarihini batıya taşımış olmaları, batı topraklarına doğru taşımış olmalarının bakımında son derece önemli bir yer işgal ediyorlar. Şimdi biz Türk tarihinin içerisinde Selçukluların yerine kısaca bir bakalım. Şimdi biliyorsunuz Türk tarihinden bahsedilince 4 tane en büyük devlet saydık. Bunlar işte bunlar. Göktürkler, bakın Selçuklular ve Osmanlılar. Biraz sonra temas edeceğiz. İslam tarihinde de yine çok 4 tane büyük devletten bahsedilir. Bunlar da Emeviler, Abbasiler, bakın Selçuklular ve Osmanlılar. Şimdi her iki sıralamada da Selçuklular tam böyle bir kavşak diyebileceğimiz yerde bulunur. Şöyle ki, biraz önce söyledim. Türk tarihi Selçuklulardan önce de vardı, sonra da devam etti. Fakat Selçuklular, İslamiyet'i kabul eden Türklerin, Karahanları, diğerlerini söylemiyorum, İtil Bulgarlarını falan filan, öyle bir devlet teşkilatı, öyle bir müessese ve düzen inşa ederek ortaya çıktılar ki, Türk tarihini hem İslam tarihi bakımından bambaşka bir yere taşıdılar, hem kültür, medeniyet ve müessese bakımından başka bir yere taşıdılar, hem de bugün bu coğrafyada oluşumuzun temellerini onlara attılar. Yani zaten devam eden, mevcut olan bir caddesi vardı Türk tarihinin, bir yolu vardı, bir akış mecrası vardı. Selçuklular adeta bir kavşak görevi gördüler ve Türk tarihinin bugünkü işte Batı Türklüğünü oluşturan, Batı Türklüğünü devam ettiren bir noktaya getirdiler. Bu bakımdan çok önemli. Şimdi ikinci, yani İslam tarihi bakımından şeyine baktığımız zaman da önemine, İslam tarihimizde bambaşka bir mecraya taşıdık. Şimdi işte Emeviler diyoruz, Abbasiler diyoruz. Bakın artık bu tarihten itibaren İslam tarihinde Arapların, Arap Yarımadası'ndan çıkmış Arapların kurmuş olduğu böyle cihan şumul bir devletten söz etmek mümkün değil. Artık bu sancak, bu bayraklar Türklere geçiyor ve işte Selçuklular bu noktada İslam tarihiyle de Türk tarihini birleştiren bir kavşak rol icra ediyor. Şimdi bu noktada hemen temas etmemiz gereken bir şey var. O da şu. Şimdi bakın Selçuklular bir yandan İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğinin kültür ve medeniyetinin bir devamcısıdır. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'ni ortaya çıkartan üç saç ayağından bir tanesini Türk devlet geleneği teşkil eder. İkincisi İslamiyet. İslam müesseseleri, İslam medeniyeti dediğimiz kavramdır. Üçüncüsü de kurulduğu ve yayıldığı coğrafyadaki kadim kültürler. Şimdi bu noktada belki konuşmanın ilerleyen kısımlarında gelecek. Ya işte hocam bunlar Farslaştılar, işte şunlar Araplaştılar falan gibi yine bu oryantalist etkiyle zihnimizde oluşan bir takım şeyler var Selçuklularla veya diğer Türk devletleriyle ilgili. Bakın bu da ne yazık ki yine bizim bu oryantalistlerin
yapılan iyi işlerin hiçbirinde Türk'ün adını geçirmemek adına ortaya attıkları, bizim içimize attıkları, bizim mütefekkirlerimizin, aydınlarımızın zihnine soktuğu bir hastalıklı düşünce tarzı. Mesela hemen bir örnek vereyim, oradan geçelim. Geçenlerde Marmara Üniversitesi'nde bir kongre oldu. Tarih boyunca Türklerde liderlik sempozyumu. Şimdi orada da Melikşah'ı ben anlattım. Şimdi biz anlatırken bile bazı eski hocalarımızdan da var böyle. Ya hocam işte Melikşah'ın neyini anlatacaksın ya? Melikşah yok ki, Nizamül Mülk var. Şimdi bak, ya arkadaş bu Melikşah dediğimiz adam 20 sene hüküm sürdü. Devletin hükümdarı kim? Sultan kim? Melikşah. Nizamül Mülk kim oluyor? Nizamül Mülk iyi yetişmiş bir devlet adamı. Ve Melikşah da onun o iyi yetişmiş özelliklerini takdir ediyor. Bir takım düzen ve intizam işlerinde Nizamül Mülk'ü değerlendiriyor. Her akıllı adamın yapacağı gibi. E tamam da bu şu anlama gelmez ki. Devleti Nizamül Mülk yönetmiyor. Devlet Nizamül Mülk'ün devleti değil. Devlet Melikşah'ın devleti. Ama bakın Avrupa'da nasıl bakıyor? Bu tıkır tıkır işleyen ve kendisinden sonra bütün Türk ve İslam devletlerine model oluşan Selçuklu yapısını bir Türk'ün önderliğinde, bir Türk'ün sultanlığında yapıldığı düşüncesini zihnimizde kırmak adına hemen orada Türk savaşı Fars yönetir. Yok böyle bir şey. Devleti yöneten devletin sultanı Melikşah. Eğer Melikşah izin vermese, müsaade etmese, imkan tanımasa Nizamül Mülk kim olur? Bir yanda sultan, bir yanda onun hizmetkarı. Ama dediğimiz gibi Avrupalı öyle bir şey yapmış ki bunu Türk yapamaz. E kim yaptı o zaman? Nizamül Mülk yaptı. Hayır efendim öyle değil. Dolayısıyla bu söylediğimiz işte İslam etkisiydi, bilmem kadim coğrafyanın etkisiydi düşüncelerini lütfen mecrasından farklı bir şekilde bu Avrupalıların tarzı şeklinde konuşmayalım. Ne bekliyordunuz? Yani Türkistan coğrafyasında kurulan bir coğrafya, biraz önce söylediğim 10 milyon kilometre karelik bir toprağa hükmedecek adamlar. Hiç mi yani gittikleri coğrafyada kendilerini değiştirmeyecekler, gördükleri bir takım şeylere intibak etmeyecekler ve o coğrafyaya kendi renklerini vermeyecekler? Bu gayet doğal bir süreç. Ama ne yazık ki birazdan bahsedeceğim. Yani Selçuklular deyince hep şöyle yapıyoruz. Ya çok büyük devletimiz, Türk devletimiz falan. Ya hemen iki dakika sonra ya bunlar Farslaştıydı, bunlar şöyle olduydu, bunlar böyle olduydu. Aynı şeyi Osmanlıları da yaptı. Osmanlı, Cihan Devleti, büyük devlet. İki dakika sonra ya bunlar işte şöyle yaptılar, böyle yaptılar. İşte gayrimüslim kadınlarla evlendiler, gayri Türk kadınlarla evlendiler, soyumuzu bozdular, bilmem ne yaptılar falan. Ya bunlar mantıklı ve doğrulanabilir şeylerdir. Ve bakın geri planında bunların hepsinin yatan temel şey bu bahsettiğimiz oryantalist zihniyetin Avrupalıların Türk tarihine, Türkçe biçtikleri çerçeve. Sebebi bu. Dolayısıyla yani şunu bir kere kabul edelim. Selçuklular şahsında Türklerin İslam medeniyetine, bütün dünya medeniyetine, o gördüğünüz haritadaki bütün coğrafyalara verdikleri renk Türk renk. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Dedik ki yani bu tarihten sonra daha İslam tarihinin şeyi bile yok. Yani bir Arap devleti falan bile yok. Artık İslam dediğimiz şey, İslam tarihi dediğimiz şey Türklerin omzunda, Türklerin ufkunda gelişiyor. Yoksa Araplara kalsaydı zaten İslam'ın bugünkü şu coğrafyalara bile gelmiş olurdu. Bu kültürel ve medeni yönleri. Dolayısıyla yani şunu hiç unutmayalım. Yani Selçuklu Devleti dediğimiz şeyi oluşturan üç sac ayağının biri Türklüktür, biri İslam medeniyetidir, birisi de kurulduğu ve yayıldığı coğrafyanın kadim medeniyetleridir. Aynı Bizans. Bakın Bizans da Roma'nın doğu kanadıdır, Doğu Roma'dır yani. Bizans'ın da üç temel şeyi vardır. Birisi Roma, yani eski kültürü. İkincisi Hristiyanlık. Hristiyanlığı, Ortodoks Hristiyanlığı ilk defa tırnak içinde söylüyorum devlet dini haline getiren Hristiyan bir devlet olarak kurulan ilk şey Bizans'tır. Üçüncüsü de kadim doğu şark medeniyeti. Yani Ege, işte Helen medeniyeti dediğimiz şey. Bunun ötesinde de Sasaniler, Türkler ve birazcık da İslam medeniyeti. Ve hiç kimse kalkıp da şeylere, Bizans'a vay bunlar kadim medeniyetlerden etkilendiler.
İşte Türklerden, Müslümanlardan bazı bir takım örnekler aldılar, özellikler aldılar deyip de. Ama ne yazık ki biz de o söylediğim Avrupalı bakış tarzının etkisiyle böyle bir algı oluşuyor tarihimize, kendi sultanlarımıza, kendi devletlerimize karşı. Bu son derece yersiz bir yaklaşımdır. Şimdi Selçukların bu coğrafyada oluşturdukları yapı, biraz önce söylediğim gibi kendilerinden sonraki bütün Türkistan devletlerine de sirayet etti. Hatta ve hatta bakın bizim Osmanlı Devleti dediğimiz Türkistan medeniyetinin zirvesi, en üst noktası olarak gördüğümüz devletin saray teşkilatından kumam sistemine kadar, tımar sistemi dediğimiz yapıda sanat eserlerine kadar birçok özelliği hep Selçuklular zamanında mayalanmış olan, o söylediğim üç kaynağın etkisiyle mayalanmış olan sistemin devamından ibaret. Bakın Osmanlılardaki tımar sistemi Selçuklu iktidarının bir devamından ibaret. Aynı şekilde bu Yeniçeri, Kapıkulu vesaire dediğimiz sistem o dönem için müthiş bir okuldur, ekoldur. Bu da yine Selçuklular döneminde son böyle en böyle işlevsel haline getirilmiş olan Gulam veya Memlük sisteminin bir devamıdır. Bir örnek daha vereyim belki daha net anlaşılsın. Medreseler. Şimdi medrese Arapça bir kelime, ders yapılan yerdir. Şimdi bugün medrese dediğimiz zaman aklımıza hemen doğrudan bizim İslam biraz da böyle paralel bir şekilde Arap eğitim öğretim kurumları gelir. Arkadaşlar, sevgili dostlar, ilk medrese ne zaman kuruldu ve kim kurdu? İlk medreseyi kuranlar Karahanlılar ama en kurumsal hale getirenler Selçuklular. O zaman ne oluyor? Medrese dediğimiz şey kimin icadı oluyor? Kimin kültürel muhitinin bir ürünü oluyor? Tabii ki Türkler. Emevilerde medrese var mı? Yoktu. Yani çeşitli eğitim öğretim kurumları vardı, evet. Ama bakın medrese, ya bugün medrese deyince aklımıza gelen o eğitim öğretim kurumları Emevilerde yok. Abbasilerde yok. Bunu kuran ve işlevsel hale getiren ve daha sonra da bütün Türk ve İslam devletlerine bir miras olarak bırakan Selçuklular. Ama biz medreseye bile yani hem kavram olarak hem de şey olarak bir Arap şeyi yüklediğimiz için sahiplenme. Bir ara böyle bir toplantının birinde dedim ki ya mesela üniversite diyoruz. Üniversite yerine medrese desek ne olur? 19 Mayıs medresesi dese ne olur? Hemen böyle bir tepki. Ya hocam bu ya kardeşim medrese dediğimiz şey Türk şeyi ya Arap şeyi değil ya. Değil ya. Bizim oluşturduğumuz dil medresesi, bizim oluşturduğumuz dil medresesi. Arap medrese bilmez. Bilseydi kurardı ya yani daha önceden oluştururdu ya. İşte Selçukluların bakın özelliklerinden birisi bu. Taşıyıcılık noktasında. Ha birçok şeyi kendisi icat etmedi. Sıfırdan bulmadı. İkta onlardan önce de var. Kulak sistemi onlardan önce de var. Ama bakın işte o bir yandan Türk devlet geleneğinin, Türk müessesenin, idareciliğinin, teşkilatçılarının belki de bir neticesi olarak birçok önceden bilinen kurum ve müesseseyi öyle bir işlevsel hale getirdi ki hem kendi zamanında hem de bakın kendisinden sonra kurulan bütün Türk ve İslam devletlerinde Selçukluların bu yapıları model olarak var. Bugün Anadolu'daki bütün medreseler, bütün dünyanın her yerindeki İslam medreseleri diyelim bu noktada tırnak içinde Selçukluların örneğini kabul etmiş ve uygulamış medreselerdir. Bunun gibi diğer bütün devlet teşkilatı ile ilgili konularda öyle. Şimdi Selçukluların bu öneminden bahsediyoruz. Bakın dedik ki askeri olarak çok ileride, işte hakimiyet, adalet, şu bu müessese falan filan çok iyiydi. Bunlar bizim çağdaş tarihçilerin, araştırmacıların söylediği şeyler. Bir de o döneme dönelim ve o dönemin kaynaklarında Selçuklularla ilgili neler deniliyor. Şimdi sizinle iki tane pasaj paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Hamdullah Müstefi Kazvini'nin Tarih-i Güzide isimli eserinde işte Selçuklular bahsinin başladığı yerde Selçuklularla ilgili kullandığı birkaç cümle. Şimdi hemen aklınıza şu gelebilir. Biz tarihçilere bunu çok yansıtıyorlar. Hatta bununla ilgili kitaplar da yazıldı. Ya hocam sizin bu kaynak dediğiniz ne? İşte bunlar zaten sarayda yazılıyor. İşte sultanlar bunlara para veriyor. Dolayısıyla bunlar da işte sultanları öve öve anlatıyoruz.
Değil mi? Yani böyle bir şey var. Dolayısıyla hani Selçuklularla ilgili bu övgü yerinde bir şey değil. Şimdi ona da dikkat ettim. Bu Hamdullah Müstefi Kazvini dediğimiz adam Selçuklulardan neredeyse iki asır sonra yaşamış bir adam. Ve bu eserinde ilk İslam devletlerinden itibaren başlar, işte kendi dönemine kadar olanları anlatır. Yani Hamdullah Müstefi Kazvini bu eserini yazdığında Selçuklular yok. Ne ona para veren vardı, ne de korkutan vardı. İyi yazsın. Üstelik bir ayrıntıyı daha söyleyeyim. Hamdullah Müstefi Kazvini Şii'ydi. Selçuklular döneminde biliyorsunuz politik olarak, bu halk ve şey bazında değil, siyasi olarak bir Şii-Sünni çatışması vardır. Ve bu iki kutuplu şeyde Selçuklular Sünni İslam aleminin lideridir. Ve bu adam Şii olmasına rağmen, bakın iki asır sonra Selçuklulardan nasıl bahsediyor? Diyor ki, İslam döneminde hüküm süren devletlerin yöneticilerinin her biri bir ayıp ve kire bulaşmışlar. Mesela Beni Ümeyye, yani Emeviler zındıktı diyor. Bakın ben demiyorum ha. O dönemdeki kaynak söylüyor bak. Beni Ümeyye zındıktı diyor. Mutezili ve harici. Beni Abbas'tan bazıları Mutezili'ydi diyor. Beni Leys, bunlar Safvaroğullarıdır. Bunlar da yine Şii'dir hanedandır. Ali Büveykler, Büveykoğulları. Zaten bunlar haberdarsınızdır. Bunlara Rafizi benzetmesi yapmış. Gazmenleri, Harzemşahları ve Salburluları, bunların işte bazı saygısızlıkları falan vardı diyor, bazı sıkıntıları var. Ama bakın Selçuklulara dönüyor ne diyor? Selçuklular ise bu ayıp ve kusurlardan temiz, sünni, hak din, iyi ve güzel itikatlı, hayır sahibi ve rayyete, yani halka müşfik idiler. Bunun bereketiyle onların devletlerinde onları karıştıran hiçbir harici ortaya çıkmadı. Şimdi bakın, adam 200 sene sonra Selçuklulardan bahsediyor. Ama Selçukluların o coğrafyada hatırasını bu şekilde yazdı. Bakın yukarıda Eyyubilere de iyi diyebilirdi. Emeviler veya diğer şeylere de diye. Bakın her birinde diyor bir sıkıntı var. Ama diyor Selçuklular böyle adam. Şimdi bakın hemen ikinci şeye geçelim. Bu kaynak da yine Timurlar döneminde yazılmış bir kaynak. Antmir diye meşhur bir yazar vardır. Bu Alişir Nevai'nin de talebesidir bu. Ravdatus Safa diye meşhur bir eseri var. Onun işte Selçuklular bahsinin bir bölümü, en sonu. Biraz önceki verdiğim kaynakta Selçuklularla ilgili en başıydı. Bu da en sonu. Bakın şöyle bir ifadeyle Selçuklular satırlarını noktalıyor. Diyor ki, uzun müddet Irak'ta hüküm süren Selçukluların devlet güneşi Mağribi Fena'ya saklanırken Saadet ufkundan Harzemşahların görkemli mahlukları. Selçukluları bir güneşe benzetiyor. Onların devamcısı durumunda olan Harzemşahları da bir aya benzetiyor. Her vakitte bir sahibi sadrın kapısında olan ve her asırda değerli bir ulu eşeğe bağlanan düzenbaz zamanın ferraşı, kaderin eliyle yayılan Selçukluların saltanatını sürdürüp hüküm sürdükleri bendeleri refetli müştehini garca, yani Harzemşah hanedanını kastediyor, evladının önüne ser. Daha sonra da ayet-i kerimeyle devam ediyor. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir, şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetersin. Sonra bakın ne diyor? Selçukluların veli nimetlerine isyan eden Atabek emirlerinin her biri bir bela ve sıkıntıya giriftar oldu. Ayrıca haşmet vesilesi aradıkları ve umdukları her yerden musibet gördüler. Helak rüzgarı kendilerine nimet verene yaptıkları zulüm ve kötülüğü her birinin ömründen çıkardı. Hak azze ve ala hiçbir yaratılmışı nimet kafirliğine ve nankörlüğüne giriftar edemez. Amin diye. Şimdi bakın Selçuklular tarih sahnesinden silinmiş, iki asır sonra bir tarih yazarı Selçukluların tarih sahnesinden silinmiş olmasını şu ifadelerle anlatıyor. Bunu yapmayabilir. Diğerlerine yapmıyorlar, Selçuklular yapıyor. Şimdi işte bu da bize neyi gösteriyor? Sadece biz modern araştırmacılar değil, o dönemin tarih yazarları da
Selçukluların tarihi misyonuna dair hep bu şekilde ifadeler var. Ben daha bu kadar görmediğim kaynak kalmadı. Bakın Ermeni, Gürcü, Süryani kaynaklarında bile Selçuklularla ilgili birçok özüyle karşılaşırsınız. Onların adaletlerinden, onların sistemlerinden, düzenlerinden övgüyle bahseder. Bu tarih boyunca eşine az rastlanmış bir olay. Selçukluların o gördüğümüz geniş coğrafyada birbirinden çok farklı etnik kökenlere, dile, mezhebe, dine, şuna buna sahip olmasına rağmen insanların üzerinde ne kadar güzel bir hatıra bıraktıklarını en güzel göstergeler olarak değerlendirilebilir. Peki, Selçuklular bu kadar önemli. Niye bizde Selçuklu tarihçiliği bu kadar değil? Niye yani Türk tarihinin üvey evladı mesabesinde görülür? Şimdi bu sorulara cevap aramaya çalışalım. Şimdi gerçekten de yani aramızda çok değerli akademisyen hocalarımız var, tarihçilerimiz var. Üniversitelerin tarih bölümlerine bir bakın. Ortaçağ tarihçisi ve hele de Selçuklu tarihçisi neredeyse yok. Neredeyse yok. Bu bakımdan değerlendirdiğimiz zaman ülkemizde en az tarihçiler içerisinde eski çağcılardır. Onu şöyle bir yana bırakalım. Ortaçağcı. Ortaçağcılar içerisinde de Selçuklu tarihçisi. Yok bulamazsınız yani. Arayın bulamazsınız. Şimdi bunun sebebi ne? Buna bakacağız. Ama orayı geçmeden bir şey daha ilave edeyim. Bu durum sadece Selçuklar için geçerli değil. Bakın bizim koca koca Türk devletlerimiz, Gazneliler diye bir devletimiz. Gazneli. Bu Gazneliler devleti var ya, bugün bütün Afganistan, Hindistan ve ötesi, yani onu Endonezya'ya, Malezya'ya kadar götürür, İslamlaşmanın temelini atan devlet. Şimdi Malazgirt Zaferi hani Anadolu'ya girişi hızlandırdı falan filan. Bugün Anadolu'da 70 milyon, 80 milyon Müslüman var. Avrupa'dakiler falan filan da katın 100 milyon değil toplam. Gaznelilerin İslamiyet'i götürdüğü, o İslamiyet'in temel attığı topraklarda bunun 4 katı, 5 katı Müslüman. Yani bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Gaznelilerin dünya tarihinde seyrindeki önemini vurgulamak için söylüyorum. Fakat ülkemizde Gazneli tarihçisi yok. Düşünebiliyor musunuz? Ülkemizde Gazneli tarihçisi yok. Erdoğan Melçil Hoca'nın bir kitabı vardır. Onun dışında işte Hanifi Palabıyık Hoca'nın çalışmaları vardır. Yeni bir delikanlı çıktı. O da Özbek Türklerinden İzzetullah diye bir delikanlı. O daha yeni Sultan Mahmud'un hayatını yazdı doktora tezi olarak. Yok ya, ülkemizde Gazneli tarihçisi yok. Ya aynı şey Karahanlılar için geçer. Bir Müslüman Türk devleti değil mi ya? Büyük devletimiz. İşte Satık Burhan menkıbeleri, şunlar bunlar falan. Ya ülkemizde doğru dürüst Karahanlı tarihçisi yok. Benim hocam, Allah selamet versin, Reşat Genç, Ömer Soner Hunkan. Reşat Hoca emekli oldu 70 yaşın üzerinde. Bir de Ömer Soner Hunkan var, o da işte Edirne Üniversitesi. Türkiye'de Karahanlı tarihçisi yok. Hatta daha şeyini söyleyeyim, birkaç yerde de ifade ettim. Tarihte Karahanlı diye bir devlet yoktur biliyor musunuz? Türk Hakanlı. Hakan-ı Türk, Afresyabiler, İlikhaniler diye geçer kaynaklar. İlk araştırmacılar bu Karahanlılarla hep batılı olduğu için tutmuş ünvanlarında geçen Kara bilmem ne han, Kara bilmem ne han, yani orada Kara bir ünvan olarak geçiyor. Bunlar hoşuna gitmiş, bu devletin adına Karahanlılar devleti adını kurmuş. Ve biz de bakın oradan hala devam ediyoruz. Bir devletimizden daha söz edeyim, Harezmşah. Harezmşah. Selçuklulardan sonra kuruldu. İşte bu Cengiz'in ilk tosladığı devlet. Harezmşah. Büyük bir devlet. Önemli bir devlet. Onunla ilgili bir şey yapayım. Böyle hoş bir anekdot. Şimdi bu adam Alaaddin Muhammed var. İşte bu Cengiz'in tosladığı ilk adam diyelim. Bu Otrak faciasından sonra. Şimdi bu bazı böyle faaliyetler yapıp büyük bir hükümdar haline gelince tutuyorlar. Bunu İskender-i Sani olarak nitelendiriyorlar. Hani biliyorsunuz lakaplar falan filan veriliyor böyle. Yani ikinci İskender olarak nitelendiriyorlar. Sultan kızıyor. Diyor ki ya diyor İskender kimdir? Beni benzeteceksen ikinci Sencer olarak benzetin. Sencer-i Sani diyeyim bana. Sencer kim? Selçuklu. Şimdi bakın Sencer'in
o coğrafyada oluşturduğu etki ve Hazrem Şahların kendilerini Selçuklara varis olarak görmelerini bir göstergesi. Sencer öldükten yıllarca sonra bile birçok İslam beldesinde hutbeyi Sencer adını okutuyorlar. Öylesine doğuda şah da hükümdar deyince, sultan deyince akla gelen en az İskender gibi ya, İskender gibi böyle şah kaynaklarına geçmiş, sultanlıkla özdeşleşmiş bir adam. Ama bakın Türkiye'de hala Sultan Sencer ve Dönemi diye bir kitap yazılmıştı. Bir doktora tezi yapılmıştı. Hocam şimdi muhtemelen adı da Sancar. Muhtemel. Hocam şimdi şöyle, bu tabii bunlar şey mevzular. Şimdi Arap kaynakları bunların hepsinin sin, nun, ce ve re ile yapmışlar. Şimdi mesela hani Sancar, biz de şimdi bu böyle okunuyor ya, Sencer diye okunuyor Arabi şeylere. Şimdi sad olsa mesela Sancar, Sançar belki ya, Sançar, Sencer. Dolayısıyla işte onu öyle tercih etmişiz diyor. Bazı hocalarımız Sancar şeyini de kullanıyorlar. İşte belki ciddi bir araştırma olsa bu da belki ortaya çıkacak. Ama ne yazık ki böyle bir vaziyet var. Şimdi bu durumun işte sebebi ne? Şimdi bunu üç temel noktada toplamak mümkün. Bunlardan bir tanesi döneme ait kaynakların yetersizliği meselesi. Bunu herkesten duyarsınız. Üniversitede hocalarımız bile. Mesela bir delikanlı gider, hocam ben Selçuklu tarihi çalışmak istiyorum. Lan oğlum ne yapacaksın Selçuklu tarihini, kaynak yok. Zaten Turan Hoca yazdı, Osman Turan, Köymen Hoca yazdı. Ne çalışacaksın? Yeni ne söyleyeceksin? Kaynak mı var? Böyle bir şehir efsanemiz var. İkincisi, mevcut kaynakların çok farklı dillerde yazılmış olması. Şimdi evet, biraz önceki coğrafyayı hatırlayın. Doğal olarak ne olmuş? Selçukluların temas ettiği topluluklar, Farslar, Araplar, Ermeniler, Gürcüler, Süryaniler, işte Bizanslılar, Grek yazarlar, Latinler vesaire Selçuklularla ilgili bilgi vermiş. Dolayısıyla bu kaynakların dillerini bilmek lazım. Şimdi bu bize imkansız gibi geliyor, zor gibi geliyor. Kardeşim yani bu mesele de aklı deve değil. Şimdi bakıyorsunuz, biraz önce söyledik işte Gaznelilerle, Selçuklularla, Harizmşahlarla, efendime söyleyeyim Karahanlılarla ilgili batıda dünya kadar çalışma yapıyor. Elin oryantalisti, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı bilmem nesi bu dillerin hepsini öğrenebiliyor. Arapçayı, Farsçayı öğrenebiliyor. Türkçeyi öğrenebiliyor. Biz öğrenemiyoruz. Bizim için yani öğrenmeye çaba da sarf ediyor. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Birazdan sebeplerini anlatacağım. Şimdi bu noktada bir şey daha ilave edeyim. O yine bizim bir beylik lafımız var. Hoşumuza giderek söyleriz de. Türkler tarih yazmaktan, tarih yazmaya fırsat bulamadılar. Şimdi bak. Ya bu da bizim bu oryantalistlerin bir şeyleri. Türk tarihini aslında böyle övünerek söylüyoruz ya. Aslında kendi kendimizi neye mahkum ettiğimizin farkında değiliz. Şimdi diyorlar ki mesela Selçuklar örneğinden gideyim. Diğer alanları geçtim. Mesela diyorlar ki Selçukların arşiv kayıtları yok. Vesikalar elimizde yok. Evet, Selçuklularla ilgili vesikalar elimizde yok. Tamam. Tamam da kardeşim, Selçuklularla muhasır olan hangi devletin arşivi elimizde? Abbasilerin arşivi elimizde mi? Hilafetin merkeziydi burası. Bizans arşivleri günümüze ulaştı mı? Roma arşivleri günümüze ulaştı mı? Tamam. Şimdi bunların arşivleri olmadan bunlarla ilgili ciltlerce kitap yazılıyor da Selçuklularla ilgili niye yazılmaz? Kaldı ki tam yok da değil, var. Yani bazı şeyler de var. Mesela Mürşat mecmuaları var. Ha, bazı, sen Batılılara baksan, Selçukluların arşivi olamaz. Niye? Çünkü Selçuklular okuma yazma bilmezler. Göçebeler ya. Göçebeler ya. O klasik mantık var. Bunlar göçebe. Bunlar yazı bilmez. Bunlar sistem bilmez. Bunlar bilmem ne bilmez. Bilmez olur mu? Bütün kaynaklarda arşivin mevcut olduğu yazıyor. Var elimiz. Mesela bir örnek vereyim. Türkiye Selçukluları döneminde meşhur bir kaynağımız vardır bizim, İbn-i Bilbil. Farsça Türkçe tercümesiyle yayınlandı bunun. Orada bir ifade. Kiralekti ile İzzettin Keykavus'un yapmış olduğu bir antlaşma var. Orada diyor ki müellif, Kiralekti ile diyor yapılan diyor sevgentname, yani anlaşma, karşılıklı yeminleşme, antlaşma şahitler huzurunda okundu.
ikrar edildi. Hatta orada bir ifade vardı. Noteranı divanı saltanat diyor. Noter kelimesini kullanıyor. Noteranı divanı saltanat. Saltanat divanının noterleri tarafından yazıldı. Bir nüshası kiraleksiye verildi. Bir nüshası da muhafaza edilmek üzere hazineye kaldırıldı. Şimdi bakın arşivler sarayda olur. Sarayda nerede olur? Hazinede. Hazinede olur. Ama şimdi Selçuklu Sarayı'nı bulamıyoruz ki. Selçuklu Sarayı'ndaki hazineyi bulalım da hazineden sonra arşivi bulalım mesela. Yok. Ne olmuş? İşte burada Moğol uzmanı arkadaşlarımız da var. Suçun en kolay şeyi Moğolları açıyoruz. Bu Moğollar geldiler, her tarafı yıktılar, hiçbir şey bırakmadılar. İşte saray mara hiçbir şey kalmadı diyoruz. Ha, kısmen doğru tabii yani, amenna, kısmen doğru. Fakat yani bazı örnekler de var ki, günümüzdeki İran, günümüzdeki Rusya mahvetti yani bizim birçok şeyimiz. Sultan Alparslan'ın mezarını bulamıyoruz Merdaha'da. Adamın mezarını bulamaz. Birazdan bahsedeceğim. Yani sarayı bulsaydık eğer, sarayı bulsaydık, tamam mı? O belgeleri de bulabilir. Ama işte o dönem yaşanan şeyler, istilalar, şunlar bunlar, adam sarayı yıkıyor. Sarayın hazinesi zaten yağmalı. Belgeler de kaybolup gidiyor. Bakın bu sadece dediğim gibi Selçuklular için geçerli değil, hepsi için geçerli. Allah vermesin. Eğer İstanbul, Mondros mütarekesiyle değil de, İşte 1915'teki o Boğaz Harbi'nden sonra geçirmiş olsa ve İstanbul hani bir askeri işgal şeklinde alınmış olsaydı belki bugün Osmanlı arşivi de günümüzde ulaşmış olmayacak. Bu bununla alakalı bir şey. Dolayısıyla hani Selçukluların yazılı belge bırakmamış olmaları okuma yazma bilmemelerinden değil. Hala duyuyorum. Ya hocam Alparslan ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Ya kardeşim yapmayın ya. Yani bir millet kendi kendine bu kadar bir şey yapar ya. Bu kadar mı ezer yani? Bu kadar bir şey yapar. Ya bununla ilgili kaynaklarda da bilgi var. Yani yok değil. İşte mesela Nizamül Mülk'le ilgili bir pusulayı veriyorlar Alparslan'a. Kaynak diyor ki açtı diyor, sultan bunu okudu diyor. İşte ona gereken şeyleri söyledi diyor. Bakın kaynaklarda bu bilgiler olmasına rağmen Alparslan ümmiydi. Okuma yazma bilmiyor. Bu işte bu oryantalist mantığın bize yani Türkiye farkında olmadan verdikleri yanlış yaklaşımın tesirleridir. Şimdi bu yakışıklı amcamız Mehmet Fuat Köprülü. Türkiye'de sosyal bilimlerin, tarihçiliğin, edebiyatçının, edebiyat tarihçiliğinin en önemli şeylerinden birisi. Şimdi bu kaynaklar meselesiyle ilgili bakın şu sözü çok çarpıcıdır. Der ki, Selçuklular devriyle ilgili bir bakkal defteri dahi ele geçse hazinedir, servettir. Hoca doğru söylüyor. Dedi ki yani kaynağın az olduğu bir dönem. Fakat yine altını çiziyorum. Bu sadece Selçuklular için değil. O dönemin bütün devletleri için geçer. Şimdi işte bizim hocalarımız ya işte kaynak mı var? Ne çalışacaksın? Ne söyleyeceksin? Ne edeceksin? Ne yapacaksın? Ya arkadaş o dönemde ya biraz önce ismini saydım. Saffaroğlu'yla ilgili küçücük bir hanedan ya. Küçücük bir hanedan. Kaç sene sürmüş? 2 tane, 3 tane hükümdarı var. Avrupa'da ciltlerce eser yazmış. Tahirlerle ilgili bir sürü eser yazmış. Yani onlarla ilgili kaynak, Selçuklularla ilgili kaynaktan daha az. Bu daha yakışıklı amcamız Osman Turan. Türk Ocakları'nın da efsane genel başkanlarından bir tanesi. Bir Selçuklu tarihçiliğine vakfetmiş bir kutup, bir şahsiyet abidesi. Şimdi bakın bu ne diyor eserinin birinde. Diyor ki, bu münasebetle Türkiye Selçukları tarihini henüz aydınlanmamış bulunması keyfiyetini sadece kaynakların kifayetsizliğine bağlamanın isabetsizliğine işaret etmiş oluyoruz. Yani diyor ki kardeşim diyor kaynak yok kaynak yok diyorsunuz da bu yüzden çalışmıyorsunuz da diyor böyle bir şey yok. Kaynaklar var diyor. Niye? Kendisi işte bizzat çalıştı. Bizzat yaptı yani. Ve devam ediyor. Hatta diyor, bakın burası çok çarpıcı. Devrin hususiyeti ve şartları dolayısıyla Selçuk Türkiye'sinin Bizans Anadolu'suna nispetle kaynak bakımının çok daha zengin bir vaziyette olduğunu da kaydetmemiz gerekiyor. Yani diyor ki, Bizans dönemi Anadolu'suna ait diyor kaynak daha da az.
Peki bu engel oluyor mu Bizans tarihi çalışmalarına? Adamlar kaç tane enstitü kurdular Bizans araştırmaları enstitüsü? Bu enstitüler kaç yüzyıldır? 3-4 tane var şu anda dünyada. Ve bazıları 200-300 yıl. Ve adamlar hala dergi çıkartıyorlar Bizans tarihiyle ilgili. Hala yazıyorlar ya. Onlara kaynak var, bize yok. Böyle bir şey yok. Bu yanlış bir yaklaşım. Ve bakın devam ediyor. Asıl noktaya geliyor. Diyor ki, bu durum icabı 20. asra ait tarih görüşü ve metotlarına sahip bir bilim adamının kendisini bu sahaya vakfettikten sonra, işte anahtar kelime bu. Kendisini bu sahaya vakfettikten sonra sanıldığından fazla imkanların mevcut bulunduğunu ve mühim neticeler elde edilebileceğini ifade etmemizden hiçbir mahsur yok. Çünkü işte hoca bunu yaptı. Kendisini o alana vakfetti ve bakın dev eserler ortaya çıkar. Dolayısıyla kaynak yok, maynak yok meselesi şey bir mesele değil. Bir sürü kaynak. Biz daha temel ve kaynameleri bile tamamını tercüme etmiş değiliz. Tabakat kitapları var, teracim kitapları var, coğrafya kitapları var, memalik mesalik kitapları var. Dünya kadar Arapça, Farsça kaynak. Selçuklulardan bahseden, Harzemşahlardan, Celaleddin Harzemşah'tan bahseden Ermeni, Süryani, Gürcü kaynaklarının bile tamamı daha Türkçe'ye tercüme edilmiyor. Bizans ve kaynameleri var dünya kadar, hala Türkçe'ye tercüme edilmeyenler var. Bakın, Haçlı kaynakları var. Daha bir kısmı daha Türkçe'ye tercüme edilmedi. Bu dilleri bilen öğrenen de yok. Bilen öğrenen de yok. Farsça öğreneceğim, ben git adam gibi dil öğren. Ben dedim ki hocaya Farsça öğreneceğim, o zaman da tam 28 Şubat'ı falan. Lan dedi git dedi adam gibi dil öğren. Farsça öğreneceğim diyordu, lan sen İran ajanısın. Arapça öğreneceğim, ya işte bir Arap ülkesine gideceğim, sen bilmem ne misin? İşte Lawrence'ı anlatıp duruyoruz ya. Lawrence gibi bir adam, sen İngiltere'den çık gel, o iklimden, o kültürden. Daha kaç yaşında bu adam ya? Arapçayı Arap'tan iyi konuş, ajanlık yap. İmamlık yap adamlara, namaz kıldır, bilmem ne yap. Bir İngiliz yapıyor bu işi, yapabiliyor, biz yapamıyoruz. Biz yapamıyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki, yok yok kaynak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kaynaklar var. Yok değil. Hocam, önce bunu belirtelim. Zihniyet meselesi. Efendim? Zihniyet meselesi. Evet, kesinlikle oraya geleceğim zaten şimdi. Yavaş yavaş. Şimdi bakın, şu görmüş olduklarınız, ben fakirin yaptığı tercüme. Selçuklu tarihiyle ilgili, Türk tarihinin diğer şeyleriyle ilgili. Ben işte 40 küsur yaşında adamım yani. 42 yaşında, 43 yaşında adamım. Süpermen değilim yani. Ben Farsça çalıştım, Farsça öğrendim, bunları yaptım. Bir başkası da Arapça kaynakları tercüme etsin kardeşim. Birisi de işte Ermenice kaynakları tercüme etsin. Biri Latince, biri Grekçe. Yani bu iş 2019 yılına kadar kalmalı mıydı? 50 kere bunları tercüme etmemiz lazım. Hani tamam bir adam bu dillerin hepsini bilemez. Gayet doğal, evet bilemez. Nasıl bilecek? Ama yani Farsça bilen Farsçalar yapsın. Arapça bilenler Arapçalar yapsın. Bakın şu en sağda gördüğünüz Ravzatü's Safa, biraz önce pasaj okuduğum bu eser var ya. Bakın 15. yüzyılda yazılmış. Daha aynı çağda, aynı asırda Latince'ye tercüme. Ve bu eser bugün 11 farklı dile tercümesi var. 11 farklı dile. Elementçe dahil. Türkçe tercümesi yok. Allah bana nasip et. Şimdi tarihi Bukhara bakın şu en alttaki eser. Yine en altta sağda. Türk tarihinde en önemli kaynak. Türklerin İslamiyet'i kabul sürecini anlatan en erken ve en kıymetli kaynaktır. Bugüne kadar Türkçe tercümesi yok. Ve bunların hepsi var ya 1700'li yılların sonunda, yani 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılların bütün batı dillerine tercüme edilmiş. Bütün batı dillerine. Nizamülmülk'ün siyasetnamesinin şeyi de aynı şey. 1800'lerin başlarında batı dillerine tercüme edilmiş. Bizde ne zaman tercüme edilmiş? Bakın. Şimdi ondan sonra vay efendim Selçuklular şöyle işte o oryantalistlerden gelen o şeyle mantıkla meseleye yaklaşıyoruz. İşte kaynak yok, şu yok, yok. Var efendim, var kaynak yok. Yeter ki Osman Turan'ın belirttiği gibi şey olsun. Kendisini bu sahaya vakfedecek araştırmacılar olsun. Ha şunu söyleyelim. Yeni kuşakta gerçekten de çok çalışkan,
gençlerimiz geliyor. Bunları biz de şahitlik ediyoruz. Bu da bizi memnun eden, mutlu eden gelişmelerden bir tanesi. Bunu da belirtelim. Şimdi demek ki kaynak yoktu. Kaynaklar farklı dillerdeydi. Bunlar bir bahane değil. Bunlar bir bahane değil. Şimdi gelelim o zaman meselenin esas şeyine. Benim psikolojik sebepler dediğim şeyler. Şimdi bunlardan birisi oryantalist yaklaşım. Oryantalist yaklaşım, oryantalizm dediğimiz bir süreç var biliyorsunuz. Batının doğuyu tanıma merakıyla başlayıp daha sonra işte siyasi ideolojik bir zemine oturan ve Edward Said'in ifadesiyle sömürgeciliğin keşif kolu olan doğuya dair bilimsel edebi bütün araştırmalara oryantalist çalışmalar. Adamlar iki asır önce şarka ait her şey, her kaynağı, her şeyi tercüme ettiler, etüt Kur'an'la ilgili çalışmalar yaptılar. Hadis literatürüyle ilgili çalışmalar yaptılar. Bütün dil, edebiyat, aklınıza ne gelirse her şeyimizi didik didik ettiler ve bir şey oluşturdular. Fakat işte oryantalizmin şeyi şu, ya adam kendi kıtasında, kendi dünyasında, kendi ihtiyacına ve amacına yönelik olarak yapıyor bu çalışmayı. Ve başta söyledik, sömürgeciliğinde kesinlikle. Dolayısıyla yani saat bilimsel amaçlarla bunu yapmamış. İdeolojik bir altyapısı ve temeli var. Buna bağlı olarak da bunlar ne yaptılar biliyor musunuz? Bizi aldılar, etüt ettiler, kendi kafalarındaki çerçeveye oturttular ve bize tekrar bunu sundular. Bakın, bununla ilgili birkaç örnek vereyim daha iyi anlaşılır. Bakın Ömer Hayyam. Ömer Hayyam deyince benim güzel memleketimde insanların aklına şarap gelir. Şarapçılık gelir. Başka bir şey gelmez. Ama bakın, Batılılar ne yaptılar biliyor musunuz? Ömer Hayyam'ı 200 sene önce keşfettiler. Adamın bütün matematik, astronomi şeylerini, çalışmalarını aldılar, istifade ettiler. İngiltere'de 200 sene önce Ömer Hayyam matematik kulübünü kurdular. Mezarından gül götürüp kapısına diktiler. Ay'daki kraterlerden birine tuttular, Ömer Hayyam'ın adını verdiler. Bilmem kaç tarihinde geçen kuyruklu yıldızın adı da Ömer Hayyam'dır. Batı'da Ömer Hayyam deyince akla rubayileri, şarabı, şuyu buyu gelmez. Matematikçiliği bilmem nesi gelir. Ömer Hayyam'ı Batılı alır, posasını bize verir. Bakın bunun gibi bir sürü mevzu var. Bir sürü. Şu göçebelik mevzusu. Türkler göçebe. Göçebelik kötü bir şeydir. Namussuzluk, şerefsizlik gibi bir şeydir göçebelik. Böyle bir anlatılır ki. Yani utanırız, haşa huzurdan biz göçemeyiz falan filan. Bakın bunların hepsi oryantalist algının, Avrupa merkezli tarih ve zihniyet dünyasının ürünleridir. Bunlar oryantalizm diyor. Çok görüyor muyuz? Göremiyoruz. Yani adam batılı, biz öyle bakacağız. Yani bir Hristiyan için Müslüman, dünya tersine dönse bile bozguncudur. Sapıktır, sapkındır. Zaten senin peygamberini kabul etse, son din olduğunu kabul etse, zaten Müslüman olacak. Dolayısıyla senin sahte, yalancı olarak ve sana bu çerçeveden bir doğu var, bir batı. Batılı doğuya böyle bakmış. Bu. Şimdi işte bunu en çok tarihte görüyoruz. Bizim için hiçbir problem teşkil etmeyecek birçok kavramı bize problem olarak kullandırdı. Hala bunu konuşuyoruz. Hiç unutmam bu piramitlerle ilgili bir tartışma çıkmıştı. Hani bu Türk piramitleri var mı yok mu falan bir sürü böyle laflar, şeyler falan. Sosyal medyada adam altına yazmış. Ya diyor, benim bildiğim kadarıyla diyor, Mısırlılar bu piramitleri yaparken diyor, bizimkiler öküz peşinde koşuyorlardı diyor. Dolayısıyla bizimkilerin böyle bir piramit yapmış olması mümkün değil. Bak, yani kendi özüne düşman. Kendi düşman demeyin de güvensiz, böyle inançsız bir profil. Bu profil nereden geliyor? İşte bu Avrupalıların bize öğrettikleri şey. Başta söyledi, bu Selçuklara bakışla ilgili şey de bu. Vay efendim işte bunlar farslaştı. Onlar öyle oldu, bunlar böyle oldu. Şimdi kardeşim yani yapmayın ya. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela Abbasi Sarayı'nda dünya kadar Türk kızı var, Türk cariye var. Bizans Sarayı'nda Türk kökenli hanedanlar var. Bir Bizanslı'ya, tam bizim bu Alçak İmparator gitmiş, Türk kızıyla evlenmiş de bizim soyumuzu bozmuş, Bizans'la ihanet etmiş falan diye bir şey duydunuz mu hiç, duyar mısınız? Böyle bir şey olmaz.
Veya bir tane Arap çıkıp da lan bizim bu Abbasi halifesi şerefsiz gitmiş işte Türk kızlarıyla bilmem neyle evlenmiş, soyu bozmuş, bizi böyle etmiş falan filan. Duyar mısınız? Duyamazsınız abi. Duyamazsınız. E bizden bir bakıyorsunuz. Şöyle Türk'üz, böyle devletimiz var. İki dakika sonra benim böyle hızlı gençler var. Burada da vardır belki. Hocam dedi, Mete'yi de sildim dedi. Dedim oğlum o ne yaptı? Ya dedi o da dedi şimdi prenseslerden bir şey. İyi oğlum bir sen varsın zaten. Bir Türk sen varsın. Ne Alparslan Türk, ne o Türk, ne bu Türk. Ya el insan biz hasta mıyız ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ecdat koca koca devletler kurmuş, koca koca bir medeniyet kurmuş. Vay efendim ismi niye Arapça olmuş? Şimdi sorarlar bana siz de sorarsınız. Ya hocam Selçuklu bu sultanların ismi niye Farsça? Senin adın ne diyorum? Mahmut diyor. Senin adın niye Arapça? Yani senin baban Arap hayranı olduğu için mi bu ismi koydu kardeşim? Hocam ama burada bir şey yani şey ya. Yani... Son anda dedim. Bitirelim de isterseniz. Hocam tam yerine geldi bu böyle bir şey yani. E söyleyin bakalım. Çünkü Türk halkı ben köyden gelen bir vatandaş. Evet. Türk halkı çocuğunu Arap kişilerini cennete gideceğine inandırır. Tamam haklısınız ama şimdi bu mesela Arap hayranlığıyla mı alakalı? Nerede hocam? Biraz öyle değil. Kimse çocuğuna Ali ismini koyarken Arap hayranlığından falan koymaz. Bu milletin kültürel kodları vardır. Etkileşim olur. Bu işler öyle çıkar. İşte bakın o kadar söylüyorum diyorum ki oryantalistler bizi bu noktalarda birbirimize şey hale getirmiş. Hocam hep oryantalistleri suçluyoruz. Yani suç bizim. Bize dönelim yani. Onlar şimdi geliyorum. Durun. Sırada o var. Şimdi bakın. Size bir oryantalizmin bir örneğini göstereceğim. Lütfen bizimkini gösterin. Onu da göstereceğim. Onu da göstereceğim. Şimdi Bilen Bilen diye bir vatandaş var. Bu bir kitap yazdı. Dilimizde de işte Türklerin efsanesi, İslam'ın simgesi, Malazgirt Muharebesi. Yani Malazgirt'te Selçuklulara küfretmek için, bize küfretmek için yazılmış bir kitap. Türkçesi de yapıldı. Yani utanmasa diyecek ki yani Malazgirt yok. Yani böyle bir zafer olmadı. Türkler zaten yok. Yani bir garip böyle dalga geçiyor. Resmen dalga geçiyor. Savaş yok diyenler de var. Yani onun gibi bir şey. Şimdi bir iki baskısı da yapıldı. Bir de eserde o kadar ciddi hatalar var ki anlatamam. Yani tercüme hataları, okuma, yani çok hata. Şimdi bakın şurada bir pasaj var. Şimdi önce Gazali'den bir pasaj almış. Gazali'nin Kitab-ül Müstahziri isimli bir eseri var. Burada sayfalarca Türkleri över. Sayfalarca. Selçuklular. Çünkü Gazali Selçuklu Bağdat'ında yaşar. Yani Gazali Selçuklu şeyidir. Dönemi adamıdır yani. Biz de Gazali'ye de çok kızarız. Biz de o ayrı bir konu. Gazali o bir takım eleştirileri de hak eden bir adam değil. Onu da söyleyeyim burada. Uzatmayayım şimdi mesele başka yere girmesin. Şimdi bakın ne demiş Gazali eserinde. Diyor ki çağımızda çeşitli insan türleri arasında tabaka ismini kullanır burada. Kuvvete sahip olan en fazla kuvvete sahip olan Türklerdir. Aralarında onların aralarında yani Selçuklulardan bahsediyor. Sınırlarının yani Selçuklu topraklarının ötesinde bir mücadele görüp de Allah adına kafirlere karşı savaşmayacak bir tek kişi bulamazsınız. Şimdi Gazali burada iyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi söylüyor? İyi bir şey söylüyor ya. İyi bir şey söylüyor yani. Şimdi bakın bizim oryantalist nedir? Bakın Gazali'ye nasıl yalan söylettiriyor? Gazali'yi nasıl Türkiye küfrettiriyor? Diyor ki 1090'larda diyor, ünlü ulema El-Gazali, bunların hepsi yanlış, ünlü alim demesi lazım. Neyse, soğukkanlılığını koruyup genel eğilime katılmış ve Türk askeri gücünü gerekli bir kötülük olarak nitelendirmiştir. Gazali böyle bir şey diyor mu ya? Ama bakın adam Gazali'ye, şimdi bunu okuyan adam, o yukarıda okuduğunun etkisiyle tamam mı? Diyor ki lan diyor vay şerefsiz Gazali bak hele bize ne demiş falan. Halbuki adam böyle bir şey demiyor ya. İşte oryantalizm bu. Seni sana küfrediyor. Şimdi gelelim özünü oryantalist diye. İşte beyefendinin sorduğu şey. Bir de özünü oryantalistlerimiz. Yani bu toprağın çocuğu, bu toprakta yaşamış, büyümüş, bu tarih ve kültürün evladı ama kendi toprağına yabancı. Bu oryantalistlerin etkisi altında
ve kendi tarihini, kültürünü, sanatını, dilini, şuyunu, buyunu küçümsün. Bu hepimizde bir ölçüde var. Başımıza bir iş geldiği zaman lan biz Türkler de böyleyiz diyenlerin her birinde işte bir özünü oryantalistlik var. Türkmanlık değil. Tamam mı? Ha, yani hepimizde az da olsa bu var. Şimdi bakın. Şimdi Şisil diye bir Fransız bir roman yazmış. Mahpera Hatun adını. Bu Mahpera Hatun kim biliyor musunuz? Kayseri'deki Hunat Hatun. Hunat Mahpera Hatun veya Mahperi Hunat Hatun aynı kadındır. Şimdi onunla ilgili bir roman yazmış. Şimdi kızıp duruyoruz bu oryantalistlere de. Kapağına da bunu koymuş. Şu resmi koymuş. Bu şey Kubadaba Çinilerinden çıkmış güzel bir şeydir. Selçuklular döneminde bu sanat manat müthiş. O dönemde mesela danışmetler falan da öyledir. Camilere bile girersiniz ışıl ışıldır, cıvıl cıvıldır. Böyle her tarafta güzel şeyler falan var. Sonradan bir garip olduk. Biz bunların hepsini din dışı falan haline getirdik. Halbuki o dönemde kimse bunlara lan sen bunu sarayına nasıl çizersin bire kafir falan dememiş. Günümüzde böyle çirkinleştirdik her şeyi İslam adına. Şimdi bakın bunu koymuş. Ne kadar güzel değil mi? Mahpera Hatun'u. Şimdi bakın özüne oryantalistlik nasıl bir şey. Bu da aynı kitabın bizde yayınlayan tercümesi. Bakın. Fransızın kapağı koyduğuna bakın. Bizim Türk'ün kapağı. Burada ne var? Burada klasik şey. Saray kadını deyince harem. Harem. Böyle işte. Birazcık bir kısmı çıplak olacak. Böyle baygın baygın bakacak. Aptal aptal falan. Saray kadını ya. Harem ya. Harem bu ya. Harem bu ya. Bakın. Ah sizi işte özüne uyandı. Adam kendini böyle görüyor. Yani kendini o batılıların şeyi de tanımlıyor. Buna en güzel örneklerden birisi de birkaç gün önce yaşandı. Bu Dışişleri Bakanımız mıydı? Çavuşoğlu. Evet, Çavuşoğlu. Gördünüz mü? Fransız değil işte. O da bak Sudanlı mıymış? Nereli dedi? Sudanlı mı? Tunus. Tunuslu kadın. Ya Tunuslusun sen ya. Evet. Yani sen 100 senedir, 100 seneden fazladır Fransa'nın sömürgesi adam. Bakın bak. Çıkıyor orada nasıl Fransız çıkarlarını savun. Ve utanmadan bize şey yapıyor. Bize sataşıyor. Bize bakın ya. İşte özün oryantalistik şu. Özün oryantalistik. Dolayısıyla hani doğru söyledin. Hep batılıları mı suçluyuz? Hayır. Hep batılıları mı suçluyuz? Bizde o şey çoktur. İşte köprünün ayağı kırılır, İsrail kırar. İşte bir yere bir şey olur, Amerika yapar. Zaten şu anda bizi İsrail falan gözetliyor şu anda. Her tarafta bir şey var falan filan. Lan bir dön de kendine bak kardeşim. Ha, mikrofon bozulduysa hep Amerikan bozacak. Lan demek ki kötü malzeme kullandın. Bilmem netliğinde bozuldu. Bir dön bul ki yani problemlerimiz çözülsün. Yok yani böyle bir şeyimiz yok. Hep böyle şey, o klasik bizim şeylerimiz. Bunlar aklı başında doğru yaklaşımlar olamaz. Şimdi yine gelelim bu psikolojik sebeplere. Yine bizden kaynaklı. Meşhurdur. Cemil Meriç'i atfederler. İlim olmadan fikir olmaz. Ama bizde şimdi öyle bir şey var ki arkadaş ya öyle adamlar var ki adam her şeyi biliyor ya. Her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Bir tek haddini biliyor. Şimdi bir konuda bilgin yoksa nasıl fikrin olacak kardeşim? Bunun da en güzel örneği yani o sıralar çok meşhurdu, modaydı da şimdi artık kalmadı, bu örneği değiştirmem lazım. Nihat Doğan. Var ya bir tane Nihat Doğan Türk'üydü. Ya adamın hiçbir konuda bilgisi yok ama her konuda fikri var. Atatürk'le ilgili konuşuyor, iktidarçılarla ilgili konuşuyor, spor yorumu yapıyor, bilmem neye gidiyor, ya her şeyi yapıyor. Şimdi bizim bu tarihle ilgili de öyle. Tamam mı? Hele de Selçuk. Adamın hiçbir konuda hiçbir bilgisi yok ama her konuda fikri var kardeşim. Şimdi hal böyle olunca absürt absürt diziler, romanlar. Hele birkaç tane bu işi ticaret haline getirmiştikler var, isimlerini söylemek istemiyorum. Yani bu millete ihanet ediyorlar. Bunları en çok yapanlar da en çok bu millet bilmem ne diyen adamlar ya. Yapmayın kardeşim. Bu milletin çocuklarını böyle ebleh hale getirmeyin. Zaten bir cemaat furyasını geçirdik. İyiliş edildi birçok gençlerimiz, bilmem nemiz, şuyumuz, buyumuz.
Şimdi de onlardan öğrenilen taktiklerle başka gruplar başka şekillerde iş yapıyor. Yazık günah bu milletin çocuklar. Aynı şey bir bakıyor, her halkı biliyor, her şeyi biliyor. Bilmiyorsunuz ya, biz susuyoruz. Biz susuyoruz. Dolayısıyla en büyük problemlerimizden birisi de bu. Bunu da şu adına söyleyeyim. Yani bunlar derken tarihimizin her sayfası da şeref ve şans sayfası değil. Tabii ki eleştireceğimiz, şey yapacağımız yerler de olacak. Ki buradan görmemiz, anlamamız, bilmemiz lazım. Ama işte adam o kadar cahil ki ya da göz göre göre bu işleri şey yapıyor ki, yani hiçbir hata yok, her şey çok güzel, işte her şey yolunda, işte atıyorum o klasik şey var, işte Atatürk geldi buldu, yok işte harf inkılabı meselesi, durup durup şu, bununla ilgili de bir fıkra vardır, anlatayım tam maksat hasıl olsun. Bazen çok anlatmak istediğin şeyler oluyor, uzun uzun saatlerce anlatacağına bir fıkrayla, bir bilmem neyle bağlıyor, maksat hasıl oluyor. Şimdi ormanda iki tane aslan varmış. Bunların gün içerisindeki en büyük keyifleri, bir tavşan varmış, onu tokatlamakmış. Her gün tavşanı çağırırlarmış, gel lan buraya derlermiş. Senin kulakların niye uzun lan derlermiş. O da ederken tokatlayıp gönderirlermiş. Bir, iki, üç, dört falan aslanın biri demiş ki, ya kardeşim ben sıkıldım demiş ya. Bunu her gün biz çağırıyoruz, aynı sebeple dönüyoruz. Ne yapalım demiş ya, dövmeyelim ya, dövmek de ya başka bir sebep bulak yani, başka bir sebepten dövmek. Ne yapalım? Biz bunu bakkala göndererek, fıkra diye yani, bakkala göndererek sigara isteyip, eğer uzun getirirse niye kısa almadın diye, kısa getirirse de niye uzun almadın diye. Gel lan buraya demişler. Tabi tavşan yine korka korka gelmiş, lan bunlar yine beni dövecekler diye. Demişler ki ben git bir sigara al bize bakkaldan. Şaşırmış tabii, o dalgınlıkla falan şaşırmış böyle. Bunlar da arkadan kıs kıs gülüyorlar yani. İşte yine döveceğiz bunu işte bak falan. İki adım gitmiş geriye dönmüş. Abi uzun mu olsun kısa mı olsun demiş tavşan. Aslanlar birbirlerine bakmışlar. Gel lan buraya demişler. Senin kulağın niye uzun demişler. Şimdi bu harf inkılabı. Vay harfler geldi. Lan oğlum üzerinden kaç sene geçti. Hala öğrenemedin mi? Yani daha ne yani? Daha yani neyi daha tartışıyorsun? Aynı şey şu bizim İslami meseleler gibi. Bin yıldır biz Müslümanlığı kabul ettik. Bin yıl oldu, bin yıl. Hala abdest neye bozulurun? Orucu neyi bozarın? Şeyine fetva arıyorsak. Yani insaf ya. Bin yıl arkadaş. Bin yıldır bu millet Müslüman ya. Bin yıl ya. El insaf. Yani Alman adam gelse Müslüman olsa bir hafta sonra öğrenir ya mal bilgileri nedir bu yani? Ya bakın bunlar hep işte boş işler. Bunlar işte bizim şeylerimiz. Bu sadece Selçuklar değil, genelde şey olan meseleler. Şimdi ben size asıl problemi söyleyeyim. Bakın asıl problem. Asıl problem şuursuzluk ve tembellik. Şuursuz ve dahi tembeliz. Tembeliz. Biraz önce söyledim. Lawrence gibi bir adam, daha gencecik yaşında adam geliyor senin dilini öğreniyor. Bu Van Belli vardır mesela, dilcidir. Adam lan Türkistan'a gitmiş sahte derviş, kimse anlamamış. Gelmiş Arap coğrafyasına sahte hacı. Bu adamlar bu dili öğreniyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ya arkadaş bizim Türk çocukları, yani kültür ve medeniyetinin temel dillerinden birisi olan Arapçayı, Farsçayı öğrenemiyorum diyor. Ya böyle bir şey yok arkadaş. Yok böyle bir şey. Gider bunların hep dedim ya batı dillerine tercümeleri var. Zaten adamlar kafalarına göre yuvarlamışlar. Bazı yerlere atlamışlar. Bilmem ne o İngilizce, Fransızca bilmem ne tercümelerde. Adam gidiyor onlardan istifade ederek şey yazıyor. Aynı şey Osmanlı tarihi için falan da geçerli. Meşhur bir tarihçimiz bunu bilenler bilir. Adam Osmanlı bütçesinin rakamlarını pound olarak veriyor mesela. Niye? Çünkü İngiltere, İngiliz şeyi falan filan. Yani bir de böyle garip garip şeyler var. Şimdi şuursuzlukla ilgili çok şey söylenebilir de birkaç örnek vereceğim. Şimdi Alparslan'ın ölüm şeyi, 10 Rebi evveli değil mi? Bazen araya şey girince unutuyoruz. 10 Rebi evvel 465. Bu hangi tarihe denk geliyor biliyor musunuz? 1072'de gün olarak 24 Kasım.
24 Kasım evet öğretmenler günü çok önemli bir gün ama aynı zamanda da Sultan Alparslan'ın şehit edilişinin tarihidir. Bakın bilmiyorum. Sultan Alparslan'ın bir sayla mezarını bulamadı. Bakın. Sultan Alparslan'ın kaynakları yazıyorlar. Merv Camii'nin yanında babasının Çağrı Bey'in yanına defnedildiği ama biz hala bulamadık. Fethi Ahmet Yüksel Hoca vardı. Yani Kudret Türk Hoca'ya başlarken burada konferans geldi. O sanırım bulduk gibi bir şey söyledi şeyler. Yusuf Bey mi? Yusuf Alatyoğlu mu? Fethi Ahmet Yüksel. Ya ama bir burası bir şey etsinler yani. Şimdi yani, Yusuf Alatyoğlu Hoca da ben buldum ben biliyorum da söylemiyorum falan. Ya yok öyle bir şey. Bulduk gibi bir şey dediler de bize. Ya işte zarar verirlermiş. Türkmenistan'da ya. Hani Rusya'da olsa anlayacağım. Bak Rusya'da olsa anlayacağım. Bilmem İran'da olsa anlayacağım. Bunlar sistematik olarak tahrip ediyorlar. Ya Türkmenistan'da kardeşim ben bugün Türkmenistan'da yapılan bir kazıda. Kazıda bulduk dediler yani. Orada. Yani inşallah yani henüz daha i̇nşallah. Paylaşmadılar, şey yapmadılar. Birkaç proje muraca oluşturdular ama yani hala bir şey yok. Şimdi yok. Yeni teknoloji dronlar var. Adam 30 metre altının resmini çiziyor bir drone. Yoksa da bir mezar yani, yapalım. O kadar. Olabilir, ihya edilebilir. Daha neler var? Neler var şimdi? Şimdi orada ilgili benim bu romandaki bir pasajı şöyle kısaca okumak istiyorum. Koca Sultan'ın ölümü birkaç gün gizli tutuldu. Oğlu ve veliahtı Melikşah'ın tahta oturması için gerekli tedbirler alındıktan sonra cenazesi Merv'e götürülerek babası Çağrı Bey'in de metfun olduğu Merv Camii'nin yanına defnedildi. Ardından 7 iklimde 7 dilde dualar okundu. Pervazlarına güvercinler konsun, aminler huhulara karışsın, mübarek akşamlarda fatihalar, yasinler okunsun diye bir türbe yapıldı. Sonra zaman geçti, devran döndü. Önce Rum, Ermeni, Gürcü ve Süryani memleketlerinden gelen dualar eksildi. Ardından Araplar ve Acemler unuttu. Bir tek torunları unutmadı koca Türk'ü. Fakat zaman geçmeye, devran dönmeye devam ediyordu. Yazık ki onlar da gafillerin zevk-ü sefayı öğrendiği bir çağa girdiler. Öyle derin bir uykuya daldılar ki güneşin battığını bile fark edemediler. Uzun, çok uzun zaman sonra uyandılar. İşlerinden bazıları kaybettikleri ruhlarını aramak için eski yurtlarına dağıldılar. Sevgilerini 3000 yıl sonra doğacak torunlarına yollayan ulu hakanların, büyük sultanların, bilge beylerin makamlarını, türbelerini yokladılar. Ama birçoğu elleri boş, ruhları boş döndü. Bunlar arasında Sultan Alparslan'ı arayanlar da var. Çünkü ortada ne eski Merv, ne Merv Camii, ne de Sultan'ın türbesi var. Ne zaman gitmiş, nereye gitmiş kimse bilemedi. Birileri doğudan gelen bir kasırgayı suçladı, birileri başka bir şey. Ama kim ne derse desin bu işin tek suçlusu vardı, Yiğit Sultan'ın vefasız torunu. Arkadaş bir mezar bulunmaz diye bilir mi ya? Bir de mezar bizim için önemli. Arap mara bulsa. Onun için mezarların hiçbir kıymeti yok. Biz tarihte mezar için savaş çıkartmış bir millet. Şehname'de de vardır. Bu Attila döneminde de var. Mezar bizim için kutsal. Ama bakın biz Koca Sultan'ın mezarını bulamadık. Mezarı yok. Bunun için hiçbir gerekçe kabul edilebilir bir şey değil kardeşim. Eğer bu mezar var ya, şimdi bir İngiliz'in, bir Fransız'ın, bir Amerikalı'nın atası olsaydı var ya, bu mezar defalarca bulunmuş, defalarca şey yapılmış. Şimdi bakın yine buradan gidelim. Bu hikayeyi biliyorsunuz değil mi? Geçen gün ziyaret ettim Konya'ya gittiğimde. Bakın 1. Mesut. 1. Mesut'tan önce 1. Kılıç Arslan'ı da burada rahmetle analım. 1. Kılıç Arslan 1096'da başlayan 1. Haçlı seferine karşı mücadele eden büyük sultanımız. Ben onun mücadele azmiyle Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığı ruh halini eşdeğerledim. Çünkü o da vatan savunması verdi, o da vatan savunması verdi. Karşısında 200 bin, 300 bin kişilik ordulara 20 bin, 30 bin kişiyle saldırdı. Yani böyle bir savaşa kimse kazanacağım diye gitmez. Ölmek için. Dedi ki yani gün bugünse ben burada öleceğim kardeşim. Böyle bir vatan savunma hissiyatıyla mücadele verdi. Ama burada yok. İyi ki yok. Yoksa üzüleceğiz yani. Ayrı bir üzüntü kaynağı olacak bizim için. Şimdi bakın. 1. Mesut.
Kılıcı Arslan, Zübnettin Süleyman Şah, 1. Gıyasettin Keyifsev, Alaaddin Çeykubat, Ulu Çeykubat. Şarkın en büyük hükümdarlarından birisi. 2. Gıyasettin, 4. Kılıcı Arslan, 3. Gıyasettin. Bunlar neredeyse bir sultan. Bunların hepsinin kabri Konya'da. Ve bu adamların mezarları, sözüm ona restore midir, bilmem ne midir falan, kemiklerini çıkartıyorlar, torbalara koyuyorlar. Daha sonra o torbalarda gecede bırakıyorlar diye köpekler parçaladı sultanların kemikleri. Bakın şimdi Rusya'ya kızıyoruz. Vay alçak Ruslar şöyle yaptı. Saddam işte Tuğrul Bey şehrini yıktı. İran işte Türk varlığını reddediyor, Selçuklu'yu kabul etmiyor. Lan burası da Konya. Bizim başkentimiz. Ve bakın, bir kısmı kayboldu kemikler. İşte ben geçen gittiğimde toplamışlar, bulmuşlar, bir takım testler yapmışlar. Denkleştirmeye çalışmışlar. Yani işte bir takım ölçümler gereği, işte bu gaval gemiyi şunun, bu parmak bunun, bu kafatası bunun falan filan diye. Koca sultanların, koca sultanları. 1. Mesut 40 yıla yakın hüküm sürdü. 40 yıla ve çok şeydir. Şimdi 1. Kılıcı Arslan'ı bahsettim ya, onun da şimdi, onun kabri nerede? Onunki daha da üzücü. Sultan biliyorsunuz Habur Nehri'nde boğuldu. 1117'de. Sultanı Meyyafarik'ine, bugünkü Silvan'a defnettiler. Bir de türbe yaptılar. Kubbetü Sultan dendi oraya daha sonra. Bir ziyaretgah haline geldi. Bakın Haçlılarla mücadele etmiş. Ömrü Haçlılarla mücadeleyle geçti. Yani adamın yüzü saray görmedi. Rahat bir yatak görmedi yani. Başkentini kaybetti. Bir oraya koştu, bir oraya koştu. Yani ömrü bu mücadeleyle geçti. O mezar ne oldu sonra biliyor musun? Bugün yoktur o mezar. Mezarı tahrip etti. Patlattılar mezarı. Evliya Çelebi'de bile vardır. Ama günümüzde gittiğiniz zaman Meyyafarik'in de Diyarbakır'da, Silvan'da Koca Sultan'ın mezarı yok. Mezarı patladı. Şimdi 1. Mesut, bu adam da 3. Haçlılara karşı savaştı. Pardon, 2. Haçlı Seferi'nde savaştı. 2. Haçlı Seferi'nde babasının yenildiği yerde yendi. Eskişehir'de bunlar. 3 tane ordu geldi ard arda. Biri özellikle Almanlar ve Frankler katılmıştı. 2-3 orduyu da perişan etti. Yani Haçlıların sadece kralları ve muayyet kuvvetleri Kudüs'e kaçardı. Yine böyle 200-300 bin kişilik ordulardan bahsediyor. Adam 40 yıla yakın hüküm sürdü. Adamın kemiklerinin, adamın başına gelene bakın. Yani Irak'ta bilmem nerede olsa diyeceğiz ki ya sultanım hakkını helal et. Ne yapalım işte? Allahsız Ruslar böyle yaptı. Allahsız şeyler. Lan kendi ülkemizde, kendi ülkemizde. Şimdi var mı? Bakın diğerlerini hadi söylemeyin. Yani uzun uzun anlatmayın. Helal Aslin Çeykubat. Çarkın en büyük. Adamların daha mezarlarına sahip çıkıyor. Allah aşkına. Bakın burada gençler de var. Ya bir adam babasının mezarına, dedesinin mezarına bunlar gelse ne yapar? Ne yapar? O yüzden bunlara ben muhteşem çan mütevazı çözdüm. Kendilerine öyle şeyler gibi saraylar yaptırsalar, türbeler, şunlar bunlar yaptırsalar, bugün kalırdı belki. Güya sevgilerini 3000 yıl sonra doğacak çorumlarına gönderme derdindeler. Burası neresi? Burası da İspanya'da bir yer. Bakın, ne bir şey var. Tabela var. Ne bir şey var, hiçbir şey. Burası Hacı Nizami Mülk Sokağı ve onun kapı. Şimdi buranın da lütfen haline bir bakın. Burası işte şey, yalnız dikkat ederseniz biraz da ileride göreceksiniz. Burada tek mezar yok, görüyor musunuz şuranın halini? Mezbelelik. Bazıları diyor, ya hocam Allah'ın farsı zaten bize ne falan. Kardeşim bu adam 50 sene Türk devletimizde. 50 sene. Bakın bir fiil 50 sene Türk devletimizde. İranlılar bu yüzden bu adama Türk diyorlar.
bu saygısızlığı yapıyorlar. Biz de adama Fars diye bilmem ne yaptık. İşte bu oryantalist şey. Bir Nizamülmülk bu 50 senede bütün Selçuklara Farsça öğretmiş oluyor. Kimse bu 50 senede Nizamülmülk'ün Türkçe öğrenmiş olabileceğini düşünemiyor. Hizmet edenler eninde sonunda cezasını bir şey daha söyleyeyim. Şimdi şu gördüğünüz mezarlar var ya, okumaya çalıştım okuyamadım şeylerini. Burada sadece Nizamülmülk'ün mezarı yok. Burada başka kim var biliyor musun? Sultan Melikşah. Gördüklerinizden biri Sultan Melikşah. Birisi Terken Hatun. Birisi de Şehzade Ahmet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunları böyle ben gösteriyorum bir süredir. İşte bazı arkadaşlar aman hocam ya bunları çok dillendirme. İranlılar işte duyarlarsa iyicene daha kötü hale getirirler. Zaten içeri falan kimseyi doğru saldıkları yok. Bir türbede ara vermişler adam. Zorla bulup getirirsen, biraz para bana verirsen öyle açıyor zaten şeyi. E şimdi ne diyelim yani ne konuşalım? Şimdi böyle bir manzara var ama bunun yanında yok kaynak yoktu, yok bu Selçuklar fastlaştılar, yok bir bilmem ne yaptılar. Ya el insan, el insan. Dolayısıyla yani işte muhteşem bir şah, gerçekten muhteşem. Hem siyasi, hem askeri, hem de diğer bütün kültür ve medeniyet yönleriyle İslam Rönesansını, Türk Rönesansını yaşatmış bir hanedandan söz ediyoruz. Bakın biz buna çok alışkın değiliz. Bunu bile tartışıyoruz. Ya İslam'da Rönesans olur mu olmaz mı? Ya kelimeye takılma. Demek istediğimiz bir şey. Yani o Emevi kafası zaten mahvetmişti. Abbasiler zaten darmaduman etmişti. Selçuklular çağında bir altın çağ yaşandı. Medeniyette, teknikte, şunda bunda. Araplar bunu anlayamadı, bilemedi. Farslar da anlayamadılar, bilemediler. Bazı Arap kaynaklarında, mesela Kılıç Arslan'dan bahsettik ya, İbn-i Nesif yani en meşhurlardan birisidir bizim. Kafir diyor bizim Kılıç Arslan'a, zındık diyor. Niye zındık diyor biliyor musun? Filozoflarla şey yapıyormuş. Filozoflarla oturup kalkıyormuş. Yani şimdi böyle bir şey yani, böyle bir şey. Dolayısıyla bu dönemi anlayabilmek, bu dönemi layıkıyla tetkik edebilmek için önce bizim bu psikolojik sebepler dediğimiz sebepleri aşmamız ve bu mirasa sahip çıkmamız. Biz Türkler mezara da çok önem veririz. Vallahi bu sultanlar öbür tarafta bizden hesap sorar. Sorar. Ben şimdi düşünüyorum, yarın bir mezarımız böyle olsa da bizim çoluğumuz, çocuğumuz ilgilenmezse üzülürüz herhalde. Dolayısıyla yani daha şunları bile halledemiyoruz ama bütün bunların sebebi bu konudaki şuursuzluğumuz ve tembelliğimiz. Ümit ediyoruz, arzu ediyoruz ki bundan sonra en azından gençlerin bu konuya daha fazla ilgi duyarlar ve gerek Selçuklular gerekse Türk tarihinin, İslam tarihinin henüz aydınlanmamış, ışık tutulmamış cephelerini büyük bir azimle, büyük bir şekle kendilerini bu alana vakfetmek suretiyle Osman Turan'ın dediği gibi aydınlığa kavuştururlar ve bu tarihi yönümüzü, bu tarihi hatıralarımızı genetiğimizde mevcut olan ama bir şekilde bu oryantalist kafayla işte bir takım etmenlerle bize unutturulmuş olan cevher aslimize tekrar döneriz ve çocuklarımız, torunlarımız bizlere küfretmezler. Din bitireyim artık. Ne diyeyim? Yoksa böyle gidersek Allah sonumuzu ailesin yani. Çok teşekkür ederim. Hocam bir soru alabiliriz. Tabii ki. Evet. Buyurun. Hocam ders kitapları ile ilgili son 20-30 yıl geçti. Bu konuları ben çok incelemedim işin açıkçası son ders kitaplarını. Yeni bir